Ege bana yakın ol. Arkadaşlar çekin. Festival. Bir, iki. Festival. Bir, iki. Festival. Festival. Hayat her vesile günlerce hem gül hem de eğlen. Haydi sen de katıl bu cümbüşe. Sanki seni şimdi özgürce. Bana lazım büyük eğlence. İmdanı mükaşe festival. Festival. Bir, iki. Festival. Şerefine içelim bu aşkı. Beklersin gecelerimiz. Sevmeyi bir gece. Bu kentte bekliyoruz şimdi. Herkes buna bakıyor. El sallayın. Festival. Hocam merhabalar. Merhaba. Pamukkale Üniversitesi'nin 13. tiyatro festivali bugün start alıyor, başlıyor. Kortej yürüyüşüyle başladı. Önce hem sizi tanıyalım hem de festivalle ilgili neler söyleyeceksiniz? Peki. Ben Profesör Doktor Zeha Yakar. 7 yıldır bu topluluğun danışmanlığını yürütüyorum. 2005'te ilk defa kurulan bu topluluğumuz her sene düzenli olmak üzere bir festival gerçekleştirdi ve bu festivale de Türkiye'nin birçok farklı yerinden farklı üniversiteler katılım gösteriyorlar. Bu festivalimiz halkımıza ve bütün öğrencilerimize açık, bedava. Bu senede bütün oyunlarımızı Hasan Kasapoğlu sahnesinde sergileyeceğiz. Hepinizi bekliyoruz. Peki topluluk bugüne kadar neler yaptı? Kısaca bahseder misiniz? Topluluk bugüne kadar böyle artık gelenekselleşmiş olan tiyatro festivalini her sene düzenledi. Bunun haricinde birçok yerde premierlerimizi gerçekleştirdik ve farklı yerler, okullarda, belediyelerde sergiledik bunları. Ayrıca Pamukkale Üniversitesi tiyatro topluluğu olarak farklı şehirlerde düzenlenen festivallere de iştirak ettik. Öğrencilerimiz çok zevkli ve gerçekten tutkuyla bağlılar bu işe. Bütün faaliyetler gönülden. Sabah 4'e kadar prova alabiliyorlar. Bütün üniversitemizin bütün imkanlarını kullanıyorlar. Ve tabii ki üniversitemizin yöneticilerine de çok teşekkür etmemiz gerekir burada. Hepsine çok teşekkürler sizin nezdinizde. Çünkü bizim topluluğumuzun faaliyetlerini de destekliyor yönetimimiz. Bunları söyleyebilirim. Teşekkür ederim. Sizi de tanıyalım. Merhabalar, ben Derya Aslan. Pamukkale Üniversitesi Hayal Perdesi Oyuncuları Tiyatro Topluluğu'nun başkanıyım. Ne güzel. Biz de
3 yıldır bu ekipteyim ben. Hı hı. Bu sene 13.sünü düzenliyoruz festivalimizin, tiyatro festivalimizin. Bugün ilk günümüz. Kortejle başladık dediğiniz gibi. 12'sine kadar sürecek herhalde. Evet, ayın 12'sine kadar festivalimiz devam edecek. Bugün ilk açılışı kendi oyunlarımızla yapacağız. Saat 4'te Aynanın Arka Yüzü adlı oyunumuz var. Hı hı. Akşam 8.30'da da Komik Para adlı oyunumuz var. Kaç oyun sergilenecek festival boyunca? Festival boyunca 6-7 oyun olacak bizimle beraber. İşte hı hı. Yani şöyle pazar gününe kadar öğlen oyunlarımız, akşam oyunlarımız olacak. O şekilde programımız da Hayal Perdemiz Instagram sayfamız üzerinden paylaşıldı. Festival programımız orada da var. Peki kaç üniversiteden katılım sağlandı festivale? 6 üniversiteden. Şöyle... İstanbul Diş, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Üniversitesi gibi çeşitli üniversiteleri davet ettik bu sene. Her sene olduğu gibi farklı şehirlerden arkadaşlarımız geliyor bizim gibi. Bizim gibi onlar da tiyatro topluluğu ve onlarla tanışıp böyle kaynaşmak bizim için de çok güzel oluyor. Onlar bizim gibi tiyatro topluluğu ve biz bu şekilde birçok şeyi beraber paylaşıyoruz. Seyircimizin karşısına çıkıyoruz. Başarılar diliyorum. Buradan teşekkür ederiz. İstediğiniz var mı? Bütün halkımızı tiyatro festivalimize bekliyoruz. Sanat içinde olalım, tiyatro içinde olalım diyorum. Ve ünlü konuklarımız da var. Evet, evet. Var. Baki Davrak, Tuana Türkay, Birol Tezcan. Bunlar önemli atölyeler verecekler. Oyunculuk anlamında kendini geliştirmek isteyen arkadaşlar ya da... Bu da bir fırsat. Evet, bu çok güzel bir fırsat. Bizim için de çok güzel bir fırsat. Çok güzel söyleşiler ve atölyeler oluyor. Birçok kişiyi bekliyoruz. Teşekkür ederim. Başarılar diliyorum. Çok teşekkürler.
Bak, gerçekten. Bak, iyi bir tesis.
böyle bir diğer ortamı söyleyeyim. O zaman nasıl geliyor yani? Siz de şimdi taş oldunuz. İşin olmayan olarak onu böyle ahkam kesmek sanırım.
Kiyeli olsam bir bilim konusunda bu kadar emin olmaz. Peki, madem öyle soruyorsun, sen ne iş yapıyorsun? Psikolog. Neden bu kadar çok sakin olmuş, şey mi anlıyor? Kendi çapında bir şair. Kendine senden az kazandığın için şair mi? Ben de senden fazla kazanamadığım için psikolog. Hayır. Zayıf olan mı? Hani ben arkadaşımla buluşacaktım demiştim ya. Ben arkadaşımla psikoloğa gitmek için buluşacaktım. Neden? Kendin gideyim mi? Ben sen kendin gideyim mi? Yok. İstesem giderim. Ama istemiyorum. Çünkü çok saçma. Ya sözün meclisinden çıkıp yanlış anlamadım. Biraz içeri oldu sanki ha? Yok. Yani yalan söylüyorum. Doğru söylüyorum. Siz değil misiniz? İnsanın bütün sorunları çözebileceğiniz iktidardan. Günlerde onu tanrı mı yapmıyor ki? Tamam. Madem bu kadar kesin uyarı veriyor. Neden gidiyor? Arkadaşım çok ısrar ediyor. Tamam. Bak bu ne işte. Ayarlarına geldik. Lan hadi. Sen kaç yaşındasın? Bunun yarısı. Günlerdir. Sen? Kadınların yaşı sorunuz. Nasıl ya? Siz değil miydiniz bu hani erkek kadın eşit değiliz de? Ne oldu? Hadi. Tamam. Ben 25 yaşındayım. Doğru. 27 yaşındayım. Şuna ne diyeceksin peki? Kadınlara aldatıldığından ne yapmalıyız? Hemen marketi
sosyal medyada, yeni bir garip bir haber biliyorum. Bu Çikolata bir doğum için bulacak mı? Aldattıkları kadın başına erkekleri hisse verdiğim kim yok ki? Süper bir kadın. Erkekler aldatıldığında ne yapar? Ya gider kadını vurur ya da yeni bir aşk macerasından yelken açar. Sen hiç yüzünde gözyaşı olan bir erkek gördün mü? Ben de tabii. Ağlamak illa yüzüne yaş gelmesi demek değildir. Bazen ağlar. Ama gözlerim. Erkek için ağlamak, göz yaşlarını içine atmak. Adı neydi? Kim? Aslı. Eğer anlatmak... Bakın, çok acım var. Karşınızda bütün bu gözleriniz. O da şiirler, resimler, psikopat sapanlar gibi. Senin rüyalara bile giriyor. Ama o senin normal bir arkadaş olarak görüyor. Eski hikayelerden geldi. Sonra bak, cesaretini topluyorsun, ona her şeyi anlatacaksın. Aylarının karşısına geçmişsin, süsleniyorsun, defalarca prova yapıyorsun. Onun en sevdiği var mısın? Sen en sevdiği kıyafetlerine gitmişsin. Sonra kapısına gidiyorsun, zile basıyorsun. Sonra... Aynı sözleşmiş sesine bir dönem veriyor. Sonra veriyorsun. Senin en yakın arkadaşına aşıkmış. Hem bunun için intihar edecek. Thank you.
beni. Et. Var var. Sonra onu gördüm.
aşık olmak ne kadar güzel bir şey diye düşünüyorum. Klasik yani, değil mi? Evet. Ailem bile karşılamış. Böyle ne kadar sinirlenirsen sinirlenir. Gözlerinin içine baktığımda ve özür dilediğimde bütün gün sinirimi gidiyor. Evet. Aşık zamanla geçen bir şeymiş. Ben bu çok sonradan aldım. Biliyor musun? Aşkın adı... Zaten aşk yolu böyle özlü sözler, süslü cümleye gerek yok. Hemşik, aşk, sevgi, hastalıklar.